Sevgili izleyiciler, Bir Gündem Özel programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugün konumuz tüp bebek ve alanında uzman olan doçent doktor Nuri Peker, kadın hastalıkları, doğum ve tüp bebek uzmanı olarak konuğumuz oldu. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Kısaca sizi tanıyabilir miyiz öncelikle Nuri Bey? Doktor Nuri Peker, Medical Park Elazığ tüp bebek sorumlusuyum. 42 yaşındayım, evliyim, iki çocuğum var. Ankara tıplıyım. Ankara tıptan mezun olduktan sonra İzmir'e gittim. Ege Üniversitesi kadın doğumu bitirdim. Yaklaşık 3 sene İstanbul'da çalıştım. En son Alanya'daydım. Alanya Üniversitesi'nde öğretim üyesiydim. Sonrasında eşim Elazığlı olduğu için şartlar bunu gerektirdi. Elazığ'a geldik. 1,5 yıldır buradayım neredeyse. Burada çalışıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nuri Bey, burada 1,5 yıldır görev yapıyorsunuz. 1,5 yıl içinde en azındaki tüp bebek hastaları aslında. Önce onu öğrenmek isterim, merakım. Ne kadar talep var ve gelen insanlar hangi yaş grubu daha çok geliyor? Gecikmiş mi olarak geliyorlar yoksa zamanında mı? Şehrin bu anlamda gözlemlediğinizde ortalama olarak hani istatistik olarak ne diyebilirsiniz? Zaten gün geçtikçe talep artacak. Çünkü insanların düzensiz beslenmesi, sağlıksız beslenmesi, birçok kimyasallara maruz kalması, stres faktörleri falan. Evet. Hani bundan belki 20 sene, 30 sene sonra iki kişiden biri tüp bebek için başvuracak. Dünya o tarafa doğru gidiyor. Elazığ'da da yoğun bir talep var. Geldiğim 1,5 yıl içerisinde aşağı yukarı hastaların büyük bir kısmı ileri yaş, 40 yaş üstü hastalar. Evet. Hani biraz beklemiş, çok fazla doktor değiştirmiş, oraya buraya gidip en son bize gelen hastalar. Onun dışında polikistik overli hastalarımız var, genç hasta grubu içerisinde. Hastaların bir grubu erken menopoza giren genç yaşlı hastalar. Örneğin 25-30 yaşlarda yumurtalık rezervleri düşmüş, azalmış. Gebe kalamayan hastalarımız var. Erkek tarafına baktığımızda daha çok sperm sorunları ön planda. Özellikle Covid sonrası hani erkeklerde ciddi sperm sorunları görmeye başladık. Bayağı bir yaygınlaştı. Daha öncesinde bu kadar değildi erkeklerde sperm sorunu. Bu şekilde hani genele baktığınızda her yaş grubundan insanlar var. Ama çoğunluk daha çok 40 yaş üstü hastalarımız. Tüp bebek için ne kadar beklemek gerekiyor veya işte her yaş grubu var dediniz ama yeni evlenen çiftler veya yaş olarak baktığımızda da 28 artık hani 30 arası evlilikler daha çok olmaya başladı ama geçmişte hani 23-24'e kadar düşüyordu. Zamanımızda mı 30'u da hatta geçmeye de başladı diyebiliriz. Bu süreç içinde yeni evlenen çiftler ne kadar beklemeliler, size ne zaman gelmeliler? Hani o 40 dediğiniz sınıra gelmeden önce. Şimdi biz bunu iki gruba ayırıyoruz. 37 yaş sonrası çiftler özellikle 6 ay süreli bir cinsel ilişkiye girecekler korunmadan. Eğer gebe kalınamıyorsa en fazla 6 ay beklemelerini öneriyoruz. 6 ay sonrasında eğer gebelik olmuyorsa mutlaka gelsinler. Ama öncesinde örneğin şöyle bir örnek vereyim. 25-26 yaşında bir çift görünürde herhangi bir sıkıntısı yok. Evet. Bu çiftlere en az bir yıl düzenli ilişkiye girin. Eğer gebe kalamıyorsanız mutlaka bir kadın doğum doktoru, bir tüp bebek doktoru görsün istiyoruz. Bu süreyi 2 yıla kadar uzatabiliyoruz. Hani hastayı değerlendiriyoruz. Eğer bir erken menopoz öyküsü yoksa, ihtimali yoksa, eşinde bir sperm sıkıntısı falan yoksa, genç bir çiftse diyoruz ki bir sene denediniz, biraz daha deneyebilirsiniz eğer istiyorsanız. Bu süreyi 2 yıla kadar çıkarabiliriz diyoruz. Ama mutlaka bir yılın sonunda bir doktor görsün. Yani bir rahim filmi çekilsin, tüplerine bakılsın. Erkeğin spermlerine bakılsın. Eğer hiçbir sıkıntı yoksa o süreyi 2 yıl uzatıyoruz. Ya burada yaş. 37 yaş sonrası beklemesinler. Özellikle gördüğüm şey şu. 40, 41, 42 yaş hastam çok benim. 3 sene, 4 sene beklemişler. Yani o doktora gitmişler, bu doktora gitmişler, farklı şehirlere gitmişler. Bazen mahallesinden işte büyükler ya da toplumsal otorite sahibi insanlar gebe kalırsın, bekle, bir şey olmaz şeklinde yönlendirmişler. İleri yaşta çok fazla beklemeye önermiyoruz. Çünkü hem yumurta sayısı azalıyor, beraberinde yumurtanın kalitesi de düşüyor. Evet. Gebelik biraz daha zorlaşıyor. 40 yaş sonrası özellikle şans gittikçe azalıyor. Hasta size geldiğinde tüp bebekle ilgili doğal yollarla hani çocuk sahibi olamıyorlar. İlk başlanan aşama hangisidir? Çünkü biliyoruz artık farklı yöntemler de var denilen. Hem sizden farklı yöntemlerin neler olduğunu öğrenmek isteyeceğim. Hem de ilk olarak siz neyi öneriyorsunuz? Sıralama nasıl gider? Şimdi bize bir çift geldiğinde, tekrar tanımını yapayım ben bunun. Evet. Bir yıllık düzenli ilişkiye rağmen gebe kalınamıyorsa doktora gitmesi gerekiyor. Çift geldi bize. Hem erkek tarafını hem kadın tarafını değerlendiriyoruz. En kolay tarafı erkeği değerlendirmek. Erkekten sperm örneği alıyoruz. 3 gün ilişkiye girmeyecek, 4. gün gelecek bize sperm verecek.
spermi değerlendiriyoruz. Hı hı. Eş zamanlı beraberinde kadını da değerlendiriyoruz. Kadını değerlendirirken iki şeye bakıyoruz. Bir, rahim normal mi, tüpler açık mı? Bunu anlamanın yolu rahim filmi çekmek. Evet. İkinci şey de yumurtalıklar çalışıyor mu? Yani yumurtalıklarda gebe kalmaya yetecek düzeyde yumurta var mı? Hı hı. Bunu değerlendirirken ultrason bakıyoruz. Adetin ikinci ya da üçüncü günü gelmesi lazım. Ultrasonda yumurtaları sayıyoruz. İşte tek yumurtalıkta en az 5 yumurta olacak. Toplamda 16 olmayacak. Bir de hormon testimiz var. Hastalarımız bilir zaten. FSH dediğimiz, AMH dediğimiz iki tane testimiz var. Burada AMH daha doğru bilgi veriyor bize yumurtalık rezervi ile ilgili. Bunları değerlendiriyoruz ilk geldiklerinde. Sonrasında gruplara ayırıyoruz. Örneğin sadece erkekte sıkıntı varsa male faktör diyoruz. Hem erkek hem kadında varsa hem male hem female faktör diyoruz. Hastanın şikayetine, konulan tanısına göre hangi tedaviyi uygulayacağımıza karar veriyoruz. Hani standart bir tedavi yöntemi yok. Yani her hastaya aynı tedaviyle başlamıyoruz. Tanıyı koyduktan sonra en uygun tedaviyi seçiyoruz. Yani hani diyorlar ya kişiselleştirilmiş tedavi diye. Evet. Kişi özel tedavi. Basamaklara bakarsak öncesinde ilaçlarla başlanıyor. İlaçlarla yumurtaları büyütüp çatlatıyoruz. İlk basamak bu. Eğer bu şekilde gebe kalamazlarsa bir sonraki basamak, bir üst basamak aşılama yöntemi. Aşılama yöntemiyle yine yumurtaları büyütüp çatlatıyoruz. Eş zamanlı erkekten sperm alıp kadının rahmine veriyoruz. Son basamak, en son basamaksa tüp bebek yöntemi. Hı hı. Kısaca ondan da bahsedeyim. Tüp bebek, evet, yönteminde de iğnelerimiz var. Adetin ikinci günü tedaviye başlıyoruz. İşte kadına iğnelerimizi veriyoruz. Akşam iğneleri daha çok. İğnelerin bir kısmı yumurtaları büyütmek için. Yumurtaları büyütüyoruz. Bir süre sonra yumurtalar erken çatlamasın diye sabah iğnesine başlıyoruz. Ve en son yumurtalar belli boyuta geldi mi çatlatıp iki gün sonra yumurtaları topluyoruz. Yumurtaları topladığımız gün erkekten sperm alıp yumurtaları laboratuvar ortamında döllüyoruz. Ve bebeklerin oluşup büyümesini takip ediyoruz. Kabaca böyle tüp bebek. Laboratuvar ortamında bebek oluşturuyoruz yani. Bununla ilgili aslında sizinle yayın öncesi konuştuğumuzda da farklı yöntemler var. Benim en çok dikkatimi çekenlerden biri de PRP. Çünkü PRP artık her yerde var. Evet, evet. Her yerde PRP ile karşılaşıyoruz. Tüp bebek kısmında PRP nasıl uygulanıyor ve PRP'nin sonuçları nasıl? Şimdi PRP açılımı şu. Kısaca onu da anlatayım. Evet. Hastadan kan alıyoruz. Hı hı. Kanı belli birkaç işlemden geçiriyoruz. Sonrasında o kanın pıhtlaşmayı sağlayan trombosit dediğimiz hücreler var. Evet. O hücrelerini süzüp alıyoruz, ayırıyoruz. Neden trombositler? Çünkü trombositlerin içerisinde büyüme faktörleri var çok sayıda. Hı hı. Peki bu büyüme faktörleri ne yapıyor? Yumurtalıkta uykuda olan, aktif olmayan yumurtaları uyararak onların büyümelerini sağlıyor. PRP'yi tüp bebekte genelde kadınlarda kullanıyoruz. Özellikle yumurta sayısı az, over rezervi düşük hastalarımızda ya da 40 yaş sonrası hastalarımızda. Bazen 20-25'li yaşlarda erken menopoza girmiş hastalarımızda. Evet. Amacımız burada PRP'yi yumurtalıkların içine enjekte etmek ve orada uykudaki yumurtaları uyandırmak, canlandırmak, onların büyümesini kolaylaştırmak amacımız. Bu sayede hastalardan daha çok yumurta elde ediyoruz. Özellikle PRP'nin etkili olduğu yaş grubu 30'lu 35'li yaşlarda erken menopoza girmiş hastalarda etkinliği çok daha yüksek. Bazen kendiliğinden gebelik bile oluşabiliyor. Örneğin PRP yapıyorsunuz, 2-3 ay sonra bir bakıyorsunuz kendi kendine gebelik. Bunu çok fazla görmeye başladık, bunu çok sık görüyoruz. Benim kendi hastalarımda da 3 defa 4 defa tüp bebek denemesi yapmış, kaliteli yumurta elde edilememiş, PRP sonrası kaliteli embriyo elde ettiğimiz hastalarımız oldu. Transfer yapmadık, dondurduk o embriyoları. Etkisini çok görüyorum. Hani özellikle rezerv düşük hastalarda, genç hastalarda daha çok görüyorum. Etek burası değil tabii, onun dışında rahim zarı, evet, ince. Asherman sendromu dediğimiz rahim zarı hasar görmüş hastalarımızda PRP yaparak rahim zarını belli bir kalınlığa getiriyoruz bebeğin tutunabilmesi için. Tüp bebek dışında kullanım alanları az önce söylediğiniz işte eklemlerde kullanıyorlar, ciltte, saçta, evet, her yerde kullanılıyor. Biz de yine genital bölgelerde genital estetik amaçlı kullanıyoruz PRP'yi. Liken skleroz dediğimiz kaşıntılı bir hastalık var, orada kullanıyoruz. Cinsel isteksizlikte kullanılabiliyor. Yine hafif düzeyde idrar kaçırmalarda idrarın çıktığı kanalın altına PRP yaparak idrar kaçırmayı ortadan kaldırabiliyoruz. Birçok kullanım alanı var artık. Genital estetikte de kullanım alanı var PRP'nin. Mucize mi bilmiyorum ama hani çok fazla faydasını görüyorum ben. Etkili bir yöntem. Evet. Eğer uygun kişi bulunursa, uygun kişiye yapılırsa çok etkili bir yöntem. Ve diğerlerine baktığımızda, kıyasladığımızda da aslında sonuçta yan etkisel olarak da riski de az olan,
ve daha kolay gibi geliyor bilmiyorum ama. Evet. Yan etki yok denecek kadar az. Çünkü evet. Ne yapıyoruz? Sizden kan alıyoruz. Sizin kanınız. Yani dışarıdan evet. Bir madde vermiyoruz, bir kimyasal vermiyoruz. Evet. Sizden aldığınız kanı yumurtalıkların içine enjekte ediyoruz. Tabii bu işlemi yaparken uyutuyoruz hastayı. Uyuttuktan sonra iğneyle vajenden girip yumurtalıkların içerisine iğneyi sokuyoruz. O şekilde enjekte ediyoruz ultrason eşliğinde. Çok ciddi yan etkisi olan bir yöntem değil. Evet. Yani rahat uyguladığımız bir yöntem. Çok da yaygınlaştı aslında. Etkili bir yöntem. Ne kadar süredir uyguluyorsunuz? Ben buraya geldiğim günden beri uyguluyorum. Daha öncesinde İstanbul'da da uyguluyorduk. Ben daha önce İstanbul'da çalıştım. Hı hı. Daha önce çalıştığım yerlerde de uygulanıyordu. Yani yeni bir yöntem değil ama hani etkili bir yöntem. Nuri Bey, bir de bunların dışında biliyoruz ki sizin de hani aslında izleyicilerimize açarak söylemek gerekiyor. Birçok terimsel olarak biliyoruz insanlar hani merak içinde doluyorlar ama bu konuyla ilgili Emryo kulu değil mi? Doğru söylüyorum. Emryo yapıştırıcı. Evet. Bundan da bahsedebilir misiniz? Tabii şöyle, embriyo yapıştırıcı aslında tüp bebek başarısını arttırmak için ortaya çıkmış bir yöntem. Hı hı. Embriyoyu verirken, anne rahmine, kadın rahmine verirken embriyoyu etrafında bir maddeyle sarıyoruz. Evet. Aslında verdiğimiz medyum, bebeği içeri verdiğimiz medyum. Hı hı. Bu sayede bebeğin anne rahmine yapışmasını arttırıyoruz. O ihtimal artıyor. Özellikle hani böyle embriyo kalitesi ise ihtimal daha da yükseliyor. Hı hı. Embriyo kalitesi yüksek hastalarda şansımız daha yüksek ama her hastaya uygulayabiliriz biz bunu. Sonuçta tüp bebekte şunun peşindeyiz. Biz %1 başarı, %2 başarı arttırdığımızda başarımız artıyor. Hani %1 tüp bebekte küçümsenecek bir başarı değil ya da %2. Birazcık daha artar mı diye başarımız. Sperm çip yöntemi var. Yine orada da sperm, evet. En kaliteli spermi seçip onunla döllemi yapıyoruz. Yine bu da başarı arttırmaya yönelik. PRP yine başarı arttırmaya yönelik bir işlem. Hani bu işlemlerin hepsini bir araya getirip başarı biraz daha artar mı? Hastalarımız daha kolay gebe kalabilir mi? Daha çok hastayı gebe bırakabilir miyiz? Hani onun peşindeyiz. Etkili bir yöntem. En son 3 hastama, yaklaşık 2 hafta oldu, 3 hastama embriyo gülüyle transfer yaptık. Aslında preparat ismini de söylemeyeyim, embriyo yapıştırıcı diyeyim. Hı hı. Transfer yaptık. 3'te 3. Embriyoları güzeldi hastalarımın. Hastalarım gençti, embriyoları güzeldi. Endometriyum dediğim rahim zarı da güzeldi. Hı hı. Şansı biraz daha artırmak amaçlı kullandık. İşte gebe kaldı hastalarımızın. Hani biz bunu rutine bindirmeye çalışıyoruz burada. Çünkü faydalı olduğunu düşünüyoruz bunun. Bakalım göreceğiz. Yani. Bunlarla beraber biz de biliyoruz ki hani insanların halk içinde de hep konuştukları tüp bebekte denince bir aşılama. Birinci aşılama, ikinci evet. Aşılama diye. Bunun süreci nasıldır ve bu neye göre belirleniyor, nasıl gidiyor? Aşılamayı ben şöyle yapıyorum. Bir açıklanamayan kısırlık dediğimiz hasta grubunda aşılama yapıyorum. Hani yapabiliyorum. Hı-hı. İkincisi de özellikle erkek faktörü varsa. Aşılamanın mantığı şu, spermi konsantre hale getiriyorsunuz. Belli birkaç işlemden geçirip fazlalıkları atıyorsunuz, konsantre hale getirip sonrasında rahmin içine veriyorsunuz. Yani spermin geçeceği yolu kısaltıyorsunuz. O sperm vajenden geçmek zorunda kalmıyor ya da rahim ağzından geçmiyor. Direkt siz o yolları ekart ederek direkt rahmin içine veriyorsunuz. Spermin yolunu kısaltıyorsunuz. Bu sayede şansı arttırıyorsunuz. Peki kimlerde yapıyoruz bunu? Özellikle erkek faktörü olanlarda. Yani erkeğin eğer sperm kalitesi iyi değilse, sayı azsa, hareket azsa, hareketli sperm sayısı azsa, morfolojide sıkıntılar varsa, hani bu hasta grubunda aşılama denilebilir. Başarısı nedir? Başarısı hasta grupları arasında değişmekle beraber %10-15, özellikle polikistik overli gruplarda eğer spermle ilgili de ciddi sorunlar yoksa %20'lere kadar çıkabiliyor ama en iyi koşullarda %20'yi geçmiyor başarısı. Bazen ben bypass ediyorum, hani aşılama yapmadığım hastalarım da oluyor çünkü hani faydalı olacağını çok düşünmüyorum. Tüp bebeğe göre daha hani simple diyeyim, daha basit, hani başarı oranı biraz daha düşük bir yöntem. Ondan dolayı da 1, 2, 3 diye denemeler gidebiliyor herhalde. Yani ben şöyle söyleyeyim, normalde kitabı bilgi şudur, onu söyleyeyim ilk başta. Hani önce ilaçlarla başlarsınız, hı-hı, her hasta için böyle değildir. Sonra aşılama yaparsınız, sonra tüp bebek yaparsınız ama hastalar farklı. Yani her hasta farklı. Yani bu uygulamayı, bu basamak durumunu herkeste uygulamıyorsunuz. Aşılama hiç yapmadığım, direkt tüp bebek önerdiğim hastalarım var. Aşılama yaptığım hastalarım da var. Aşılama yapıp gebe kalan hastalarım da var ama hani hastaya göre değerlendirmek lazım. Örneğin tüpleri kapalı, aşılamadan fayda görmeyecek. Örneğin sperm sayısı çok az. 2 milyon, 3 milyon spermim var. Aşılamadan fayda görmeyecek. Örneğin hareketli sperm sayısı 0. Aşılamadan fayda görmeyecek. Hani değerlendirdiğinizde hastayı, ona göre tedavi seçeneği sunuyorsunuz hastaya. Herkes aynı tedaviyi yapmıyoruz. Hastanın yapısına göre, hikayesine göre olay değişiyor. Tabii, öyküsüne göre.
Nuri Bey, peki tüp bebek dedik. Tüp bebekle ilgili baktığımızda biz biliyoruz, evet ilimiz, ama çevre illerde sağlık konusunda Elazığ tercih eder genelde. Baktığınızda Elazığ'ın çevre illerinden de hani durum nasıldır ve ilerleyen süreç için sizin de dediğiniz gibi, aslında birçok hekimin de, meslektaşınızın da söylediği gibi, ilerleyen yıllarda bununla ilgili sorunlar daha da artacak. İnsanların beslenmesi, yaşam şekilleri, evet. Ve tabii Covid aşı henüz daha açıklanmamış, ne olacağı bilinmeyen bir şey. Bununla ilgili de birçok yorumlar çıkıyor, evet haberler çıkıyor, onları da görebiliyoruz ama işin uzmanı olarak bunlarla ilgili ne dersiniz? Aşıyla ilgili şunu söyleyeyim, Sağlık Bakanlığı ve TSMM'nin ve tıp bebek merkezlerinin yaptığı açıklama, aşının sperm kalitesi üzerine etkisinin olmadığı, sperm kalitesini bozmadığı. Hani aşıyı yaptırmaktan çekinmesinler. Gerçi Covid çok azaldı artık. Evet. Ortadan kalktı gibi ama. Sorunun başına gelince şunu söyleyeceğim. Muş. Yani hiç unutmayacağım bir yer Muş. Yani nedir bilmiyorum. Hep aynı şeyi söylüyorum. Havasından mı, suyundan mı, beslenmesinden mi? Yoksa çok rahat insanlar, hani Muş'tan gelenler %100'e yakın gebe kalıyorlar yani. Geliyor, gebe kalamamış, tüp bebek yapıyoruz. Hani Muş'taki başarı oranı hayatımda hiçbir yerde görmedim. Yani gerçekten. Orada acaba genetik bir faktör mü genetik var? Genetik olabilir, beslenme olabilir. Belki çok doğal besleniyorlar, belki çok stresli değiller, bilmiyorum. Evet, hani veya Muş'tan gelen hastalarımın belki de hepsi gebe kalmıştır. Yine Bingöl'den gelen hastalarım var. Bingöl de iyi. Orada da çok gebemiz var. Elazığ yine, Tunceli'den gelen hastalar oluyor. Malatya'dan gelen hastalarımız var. Elazığ gerçekten merkez. Özellikle Bingöl, Muş, Tunceli, evet. Elazığ tercih ediyor. Diyarbakır biraz daha uzak kalıyor muhtemelen, bilmiyorum. Malatya hastamız oluyor yine aynı şekilde. Malatya'da da merkezler var. Evet. Böyle yani güzel bir yer, güzel bir lokasyonu, yerleşim yeri var Elazığ'ın. Evet, her sağlık yakın. Da iyi, evet. Sağlık, sağlık da iyi. Konusunda da Elazığ gerçekten şanslı bir. Çalıştığım hastane olarak hani bu bölgenin en iyi hastanelerinden bir tanesi hani. Evet. Kapsamlı bir hastane, özel hastane olarak. Belki tercih sebeplerinden biri de o muhtemelen. Evet. Bunlarla ilgili konuşurken bir de PGD. PGD nedir? Bununla ilgili de insanların size talepleri oluyor mu? Talepler de nasıldır? Evet. PGD dediğimiz şey PGD, preimplantasyon evet. Genetik tanı ya da tarama. Hı hı. Daha çok 38 yaş üstü kadınlarda yaşla beraber yumurta kalitesi azaldığı, Down sendromu ya da genetik anomali riskinin arttığı hı hı. için bu hasta grubunda uygulayabildiğimiz bir durum. Bir de tek gen hastalıkları var. Örneğin kistik fibrozis. Özellikle hani başka birçok daha hastalık var. Burada çok yaygın gördüm ben bunu. Hastalar geliyorlar. Bir çocuğu var, iki çocuğu var. Doğduktan sonra çocuğunu kaybetmiş ya da çocuklar engelli. Üç tane çocuk arka arkaya hı hı. doğmuş ama üçü de engelli falan. Tabi bunlarla genetik tarama yapmak gerekiyor. Önce anne baba taranıyor. Anne de baba da bir genetik hasar var mı yok mu ona bakılıyor. Genelde oluyor zaten bir genetik sıkıntı. Hı hı. Sonra o genetik sıkıntı bulunduktan sonra tüp bebek yapılarak oluşturulan bebeklerde sağlıklı mı sağlıksız mı, genetik bozukluk var mı yok mu ona bakılıyor. Sağlıklı bebeği bulduğumuzda içeri veriyoruz. Anne rahmine naklediyoruz. Bu sayede sağlıklı bebek elde etme şansları oluyor. Üç defa üst üste sağlıksız engelli çocuk sonrası evet. dördüncüsünde sağlıklı çocuğu elde edebiliyorlar. Önerim şu. Farkında olmayabilirsiniz, bilmeyebilirsiniz. İlk çocuk engelli ya da sağlıksız. İkincisini yapmadan önce mutlaka bir tüp bebek doktoru, bir genetik doktoru, tıbbi genetik doktoruna danışın. Genetik bir sebep olabilir altta yatan. En azından ikinci, üçüncü çocuklarınız sağlıklı olur. Çünkü gördüm, üç çocuğu olup üçü de sağlıksız. Ve PGD için bize gelen hasta gördüm. Önemli, çok evet, büyük çok bir avantaj önemli. Aslında. Evet. Yani sağlıklı çocuk elde edebiliyorsunuz. Hı hı. Burada sadece bir handikap var. İşte hani o elde ettiğimiz embriyolardan acaba hepsi sağlıksız çıkabilir mi? Hı hı. Ama en azından sağlıksız çocuğunuz olmayacak o zaman da. Vermeyeceğiz. Denemek gerekiyor. Sağlıklı bebek normal yollarla da hani gebe kalan bir anne için yapılan o ilk süreçlerde biliyoruz ki işte ayılarına göre testler vardır. Doktor kontrolünde yapılan. Bunlarda önceden tespit edilmesi bazılarının zor mu oluyor veya tespit edilemiyor mu? Veya bir başka sorum aslında. Çiftler evlendikten sonra çocuk sahibi olmak istiyorsa önce aslında hekime mi gelmeliler? Tabii. Mutlaka aslında önce bir hekim kontrolünden geçmeleri evet. gerekiyor. İşte ultrasonda rahime bakılması lazım. Spermlere bakılması hı hı. lazım. Annenin işte ek hastalığı var mı bakılması lazım. Gebelik öncesi yapılması gereken testler var. Bunların yapılması lazım. Eğer her şey yolundaysa
folik asit başlaması gerekiyor ve sonrasında işte gebelik için denemeleri gerekiyor. Hani ben sağlıklıyım, hadi ben gebe kalayım şeklinde değil de hani bir doktor görsün, evet, değerlendirsin. Çünkü bazen rahimde perde dediğimiz bazı sıkıntılar olabiliyor. Hı. Rahimde perde olduğunda erken doğum riski, düşük riski, gebe kalamama ihtimali falan da oluyor. Yani mutlaka bir kadın doğum doktoru görsün. Sonrasında gebelik denesinler, gebelik düşünsünler. Evet. Bir de histereskopi ve laparoskopi. Evet, histereskopi ve laparoskopi. Evet. Histereskopiyi daha çok şöyle kullanıyoruz. Hani tüp bebekle ilişkisini anlatmak istersem, rahim içerisinde eğer miyom varsa, miyomlar, polipler, bunlar hep gebeli engel şeyler. Rahim içerisindeki o miyomu, polibi aldığınızda kendi başına gebe kalma şansı oluyor hastanın. Yine rahimde perde varsa eğer, o perdeyi açtığınızda gebelik şansı artıyor. Ya da o perdeyi açtıktan sonra düşük yapmayacak artık hasta. Yine iki tane hastam oldu burada son dönemde. Rahim içi yapışıklık. O rahim içi yapışıklığı histereskopiyle açıp rahimin içerisini normal haline getirebiliyorsunuz. Bu sayede gebe kalmasını sağlıyorsunuz hastanın. Bizim çok fazla kullandığımız bir yöntem histereskopi tüp bebekte. Çok sık kullanıyoruz. Laparoskopi bunun göbekten girilmiş hali. Histereskopide vajinal yolla giriyorsunuz, rahimin içine giriyorsunuz. Laparoskopi ise göbekten bir delik açıyorsunuz. O delikten rahim ve yumurtalıkları izliyorsunuz, görebiliyorsunuz. İşte ameliyat yapıyorsunuz. Ne yapabiliyoruz? İşte miyomu varsa hastanın miyomunu çıkarıyoruz. Tüplerle ilgili bir sıkıntı varsa onu düzeltiyoruz. Kistleri varsa, yumurtalık kistleri varsa onları çıkarabiliyoruz. Onun dışından tüp bebekle ilgisi olmayan ama jinekolojik olarak rahim alma ameliyatları, işte idrar torbası sarkması, rahim sarkması, bu tür ameliyatlar laparoskopide yapılıyor. Yine benim branşımla ilgili tüp açma ameliyatı yapabiliyoruz. Örneğin kadın 30 yaşında tüplerini bağlatmış, 3 çocuğum var, istemiyorum artık demiş. Sonra bazen ikinci evliliğini yapabiliyor, bazen medikal sebeplerden bir çocuk daha sahip olmak istiyor. Tüpünü açtırmak istiyor. Yine laparoskopik yöntemle tüpleri açabiliyoruz. Rahim ağzı bağlama var. Yani geçenlerde bir ameliyat yaptık. Gerçi onu açık yaptık, kapalı yapmadık ama. Örneğin 10 defa, 11 defa gebelik kaybolmuş, düşük yapmış. Rahim ağzı yetmezliği var hastada. Aşağıdan dikişler atılmış, tutmamış. Son seçenek sezeryan gibi karnını açarak ya da laparoskopi ile rahim ağzına dikiş atmak. Ama karından atıyorsunuz dikişi. Yine bu laparoskopik yolla yapılabiliyor. Çok fazla işlem yapabiliyor. Kanserler yine laparoskopik yöntemle cerrahi tedavi edilebiliyor. Çok sık kullandığımız yöntemler bunlar. Artık hani açık ameliyattan çok hızlı bir şekilde kapalı ameliyata geçtik. Evet. Onu yapıyoruz artık. Ama bazen şey de duyuyoruz, hani halk içinde de veya bazı hekimlerden de kapalı mı açık mı tercihe de bırakılabiliyor. Şöyle hani kapalı yapılabilecek tüm ameliyatların kapalı yapılmasını öneriyorum ben. Miyom ameliyatları kapalı yapılabiliyor. Hani biz, evet, 10-12 santime kadar miyomları kapalı çıkarabiliyoruz. Tabii hastayı burada doğru seçmek lazım. Miyomun boyutu, yerleşim yeri, sayısı. Örneğin 10 tane, 12 tane miyom varsa bunu kapalı yapmak çok tercih edilmiyor aslında. Evet. Ama 1-2 miyom var. Miyomlar hani çok iri değil, 7-8 santim. Ama kapalı yapabilirsiniz bu ameliyatı. Rahim alma ameliyatları yine hani mümkünse kapalı yapılması gerekiyor. Kanser ameliyatları, rahim kanseri özellikle kapalı yapılırsa hasta konfor açısından. Kapalı ameliyatın hastaya getirdiği şey şu, daha çabuk iyileşiyor. Evet. Yani karnını boydan boya açmıyorsunuz, sezeryan gibi. 7 kat ya da 6 kat açmıyorsunuz. Onları açtıktan sonra dikiyorsunuz. Bir ağrı yapıyor. 3 ay, 4 ay orada bir uyuşukluk hissi, ağrı hissi. Kalkarken orada bir kasılma hissi, içeride yapışıklık riski falan. Hep bunlar açık ameliyatta daha fazla. Kapalı ameliyatta göbekten bir delik giriyorsunuz. Yandan 2 delik, sağ taraftan bir delik. Toplam 4 delik en fazla. Delikler yarım santim ile 1 santim arası. Yani karnı açmamış oluyorsunuz aslında. Hasta açısından çok konforlu. Evet. Enfeksiyon riski daha düşük. Düşünün 1 santim, yarım santim delikten enfeksiyon riski ne kadar düşük. Bir de boydan boya açtığınızda. Kanama riski daha düşük. İyileşme süresi daha kısa. Daha estetik. Çok daha konforlu. Tabii estetik. Estetik tarafı, evet, da var işin. Artık günümüz estetik çağı biliyorsunuz. Evet, evet. Estetik olmayan, estetik yaptırmayan, estetiğe, evet, önem vermeyen erkekler ve kadınlar dahil birlikte, evet, neredeyse hiç kimse yok. Ve çok önemli estetik. O yüzden hani kapalı yöntem çok daha revaçta. Hem hasta sağlığı hem estetik açıdan. Tüp bebeğin Türkiye ile aslında yayından önce de merakımı sormuştum size. İşin bir tam olarak hani tutarını sormuyorum ama maliyetli de gelebiliyor insanlara. Ve maliyetli geldiği için de maliyetinden dolayı biraz daha bekleyebiliyorlar. Evet. Zaman kaybetmiş oluyorlar. Ama tabii bu zaman zarfı içinde hem maddi hem manevi de daha fazla hırpalanmış da olabiliyorlar. Bir yıpranma süresi de var. Evet. İlimizde ve ülkemizde
maliyet olarak baktığımızda ki yeni gelmişsiniz büyük şehirde biliyorsunuz sonuçta diğer yerlerde de burada da ve yurt dışında da bahsettiğiniz gibi kıyas yaptığımızda nasıldır durum? Şimdi ülkemizin koşullarıyla değerlendirdiğimizde halkımız açısından maliyetli geliyor, doğrudur. Hı hı. Özellikle ilaç maliyetleri çok yüksek. Hani tüp bebeğin maliyetiyle ilaç maliyeti neredeyse birbirine denk olmaya başladı. Evet. Tüp bebeğin maliyetinin sebebi şu, gelen malzemenin hepsi yurt dışından euro üzerinden ya da dolar kuru üzerinden geliyor. Ve sürekli dolar ve euro arttığı için hani tüp bebeğin maliyeti de sürekli artıyor. Evet. Çünkü kullandığımız tüm malzemeler yurt dışından geliyor. İşte embriyo kateterinden tutun da opu iğnesine kadar, hı hı, ya da medyumlara kadar embriyoların beslendiği, embriyoları tuttuğumuz, sakladığımız, büyüttüğümüz o solüsyonlar, sıvı, onların hepsi yurt dışından geldiği, hı hı, için hani bunların maliyeti yüksek olduğu için aslında tüp bebeğin maliyeti de artıyor. Evet. Sonuçta laboratuvar çok spesifik bir laboratuvar, çok özel bir laboratuvar. Sürekli serin kalması lazım. Sürekli filtre edilmesi lazım. Hı hı. İşte içeride partikül olmayacak, toz olmayacak. Çok farklı maliyetleri var tüp bebeğin. Bunların hepsini bir araya getirdiğinizde tüp bebeğin maliyeti ne yazık ki artıyor. Ama tabii burada önemli olan şey, hani maliyet tabii ki önemli ama önemli olan başarı. Başarı, yani evet. Önemli olan gebelik sahibi olması insanların. Çünkü insanlar gebelik sahibi, çocuk sahibi olmak için her şeyi bir kenara koyuyorlar. Evet. Başarı olduktan sonra aslında insanlar çok fazla maliyetini görmüyor. Ama tabii gebelik olmadığında o maliyet tabii bir de üst üste ikinci tüp bebek, üçüncü tüp bebek, dördüncü tüp bebek. Yani ilk seferde gebe kalacak diye bir garantisi yok bunun. Hı hı. Maliyet gittikçe katlanıyor tabii. Keşke ilkinde herkes gebe kalsa, ikinci bir tüp bebeğe gerek olmasa ve maliyet sadece o tüp bebekle olsa, ama olmuyor o şekilde. Yurt dışı nasıl? Yurt dışı çok daha maliyetli ama şöyle bir fiyat örnek verebilirim. Hani ortalama Avrupa ülkelerinde 6-7 bin euronun altında değil. Evet. Katar'dan bazen hasta İstanbul'dayken geliyordu. Katar hastası, Dubai hastası. Katar'da, Dubai'de zaten bu 10-12 bin dolar düzeyinde. Yani yurt dışında, evet, çok çok daha maliyetli ama orada sigortalar karşılıyor mu bilmiyorum. Maliyeti yurt dışında daha yüksek. Daha yüksek değil mi? Evet. Ama Türkiye'de ise bu kıyas yaptığımızda çok daha kolay. Zaten Türkiye'de sağlık turizmi denen bir durum var şu an. Biliyorsunuzdur, duymuşsunuzdur. Evet. Ücretler çok uygun olduğu için yurt dışından çok fazla hasta, hı-hı, geliyor. Kanser ameliyatları için, saç ekimi için, burun ameliyatları, evet, yüz germe. Sağlıkta iyiyiz. Çok fazla. Olarak, evet. Evet. Yani neden geliyor bu kadar insan? Çünkü yurt dışında çok fazla maliyetli. Hı-hı. Türkiye bu konuda hem doktorları çok deneyimli, hani şu konuda hiç mütevazi olmayacağım, gerçekten biz Türk doktorlar çok iyiyiz. Evet. Cerrahi olarak da çok iyiyiz. Çok fazla cerrahi vaka görüyoruz, çok fazla, evet, cerrahi vaka yapıyoruz. Ülkemiz de hani hem güzel ülke, hem turistik, hı-hı, amaçla geliyorlar. Hastanelerimiz çok lüks. İnanın hani yurt dışına gittiğinizde bu lüks, bu düzeyde lüks hastane bulmak çok çok zor. Doktorlar deneyimli. Maliyet de hani bu kadar iyi şey, maliyet de uygun olunca çok fazla talep var. Evet. Yani tüm Orta Doğu'su, Orta Asya'sı, Balkanları, Avrupa'dan çok fazla, İngiltere'den çok fazla hasta geliyor Türkiye'ye. Sağlık turizminde iyiyiz. İyiyiz, gerçekten, evet, gerçekten iyiyiz. Yakında şey, evet, geçecek yani, o yaz turizmini geçecek sağlık, evet, turizmi. Evet, sağlık turizmi. Nuri Bey, bir diğer konu ise birinciyi tüp bebek olarak yaptı. İkincide ise aileler bazen normal gebelikle yaşayabiliyorlar. Evet. Bununla ilgili de açıklama yapabilir misiniz? Ya şöyle oluyor, eğer tüp bebek tedavisinden birkaç ay sonra kendiliğinden gebe kalıyorsa, hı-hı, burada mutlaka tabii tüp bebek için kullandığımız ilaçların yumurtaya uyarıcı etkisi var. Rahim zarına uyarıcı etkisi var. O sayede bir gebelik, evet, olabiliyor. En basit örneği şöyle. Bundan 6-7 sene önce tüp bebekle gebe kalmış polikistik over. Hasta adet düzensizliği diye geliyor bana. Evet. Yaklaşık bir ay oldu herhalde. Hocam 3 aydır adet görmüyorum diyor. Dedim hemen bir ultrason bakalım. Hocam ben zaten adet gecikmelerim oluyor falan dedi. Ya bakalım. Ultrasonu koyduğumda 3 aylık hamile, 12 hafta. Kendinden gebe kalmış, farkında değil. Adetleri düzensiz olduğu için bilmiyor. Evet. Polikistik overi var çünkü. Ya bu sık gördüğümüz şey. Hani benim kendi hastalarımda da hani rastladığım bir şey bu. Sürpriz gibi. Sürpriz, sevdiğimiz, evet, bir sürpriz. Hani tamam tüp bebek yapıyoruz, gebe kalmıyor ama sonrasında gebe kaldığında seviniyoruz. Muhtemelen tüp bebeğin etkisiyle, o kullandığımız ilaçların etkisiyle gebe kalmasının faydası olmuştur diye. Sık gördüğümüz bir şey. Yine prematür menopozla ilgili şöyle bir hasta yüksü anlatayım ben size. Prematür menopoz hasta, nedir prematür menopoz? İşte hastanın 40 yaş öncesi menopoza girmesi, erken yaşta menopoza girmesi. Hasta tüp bebek yaptırıyor, tüp bebekle gebe kalıyor. Yaşı genç olduğu için şansı daha yüksek. Sonrasında prematür menopoz ortadan kalkıyor. Hı-hı. Ve sonrasında kendi kendine iki defa daha gebelik geldi diyor. 3 çocuğu var. Bu gördüğümüz şeyler bunlar bizim. Olabiliyor tabii. Sevindiğimiz şeyler bunlar.
Benim burada böyle bir hastam olmuştu. Yumurtasını topladık, embriyolarını oluşturduk ama yumurta kalitesi çok kötüydü. Sonra dedik diyet yap, işte şunları şunları yeme, bunlar zararlı, stres falan ilaçlar verdik. 3 ay sonra kendiliğinden gebe kalmış ama bu arada hastamız 12-13 kilo verdi. Kocası kilo verdi. Tabii beslenmesine dikkat etti. Sonra kendiliğinden gebe kaldı. Şu an herhalde kalp atışını falan görürüz yakında ya da görülmüştür belki. Ben gebe takibi, hani tüp bebek hastalarımın gebe takibini çok fazla yapamıyorum yoğunluktan dolayı. Bu şekilde güzel şeyler çok görüyoruz. Tabii burada şey değil sadece, hani beslenme çok önemli. Evet. Stres olmayacak. Beslenme nasıl olmalı? Orada durmak istiyorum. Beslenme nasıl olmalı? Hani beslenme önemli diyoruz ama nasıl önemli? Hani neye dikkat etmek gerekiyor? Ne yapmak gerekiyor? Nasıl beslenmek gerekiyor? Çünkü birçok insan çalışıyor artık. Çalıştığı için hani veya doğal beslenmeye çok yakın olamayabiliyor. Hazır gıdalar daha fazla veya dışarıdan yemekler de tüketilebiliyor ama tüm bunları böyle bir araya aldığımız zaman ne yapmak gerekiyor? Ya ben şunu söylüyorum. Raf ömrü uzun yiyecekler tüketmeyin. Yani tabii burada marketlerle ilgili çok fazla isim veremiyorum, yorum yapamıyorum ama hani şunu söylüyorum, hani tavuk örneğin, tavuk yiyecekseniz yani gidip dışarıdan almayın. Hani çünkü o tavukları 40-45 günde hormonla, antibiyotikle büyütüp sizin önünüze koyuyorlar. Aslında o tavuk değil yani, bilmiyorum ne, onu da bilmiyorum. Ben de çok tüketmek istemiyorum. Bulabiliyorsanız köy tavuğu, çiftlik tavuğu tüketmeye çalışın. Özellikle yani gebelikle ilgili sıkıntılarınız varsa. Sezonunda yiyin. Örneğin kışın domates tüketmeyin, salatalık tüketmeyin, biber tüketmeyin. Hiçbir mantığı yok bunun. Yazın kış meyvesi tüketmeyin. Yani her şeyi sezonda tüketin. Şekerli şeylerden uzak durmaya çalışın. Özellikle tatlıydı, pastaydı, börekli, çörekli, hamurlu falan. Hani bunlar şeker ihtivası yüksek olduğu için ya da çok yağlı yiyecekler. Bunlar yumurtalık ve sperm üzerine direkt zarar verebiliyorlar. Sebze ağırlıklı beslenebilirsiniz. Avokado örneğin yumurtalık kalitesi, yumurta kalitesini arttırabilir. Brokoli tüketebilirsiniz kış mevsiminde. Ispanaktı, ondan sonra yazın zaten birçok sebzemiz var. Patlıcandı, domates, yani saysam bir sürü. Bunları tüketin. Kolaydı, yani isim vermek zorunda kalıyorum. O tür yapay gıdalar diyeyim ben size. Evet, içecekler yani. Hazır tüketmeyin, içecekler. Hazır içecekler tüketmeyin. Kahve tüketebilirsiniz ama abartmayın. Hani günde 1-2 bardak, 1-2 fincan Nescafe türü benzer şeyler tüketebilirsiniz ama çok abartmayın diyorum. Sigara zaten gıda maddesi değil, tümüyle zararlı bir şey ama sigara içenler için söylüyorum. Sigara kesinlikle tüketmeyin. Bırakabiliyorsanız bir an önce bırakın. Önerim şey oluyor yine, hani sabah sporu yapmaya çalışın. Çünkü vücut ne kadar oksijeniniz olursa, ne kadar düzenli spor yaparsanız organlarınız o kadar kaliteli oluyor aslında. Akciğer, kalp, damarlar, yumurtalara giden kan akımı, her şey değişiyor. Onun etkisi olabilir. Kilo en büyük zararlı şey bizim için. Hem gebelikte sıkıntılı kilo, hem gebelik öncesi dönemde gebe kalmayı zorlaştırabilen bir şey. O yüzden kilo ile ilgili kilo vermelerini öneriyorum hastalarımın. Yani bir hayat standardını değiştirmesi gerekiyor hastanın. Spor yapması, sağlıklı beslenmesi, bol sıvı tüketsinler. Su dışında bir şey içmesinler. Belki ayran su, yani doğal şeyler dışında bir şey içmesinler. Bunun arasında, ya eskiden zaten kısırlık ya da infertilite bu kadar yaygın değil. Niye yaygın değil? Çünkü insanlar rahatlar. İnsanlar doğal şeyler tüketiyorlar. Evet. Rahat derken yanlış anlaşılmasın. Yani tüketim açısından rahatlar. Beslenme alışkanlığı açısından. Evet. Doğal şeyler tüketiyorlar. Her şey zamanında. Evet. Yani gecenin 12'sinde 1'ine kadar televizyon seyretmiyorlar. Gece saat 9 oldu mu yoruluyorlar zaten. Yatıp uyuyorlar. Evet. Uyku da çok önemli çünkü. Şimdi çok farklı. Stres, televizyon karşısı, bilgisayar karşısı, telefon bunların hepsi etkiliyor aslında. Şu su şişelerinin dışındaki o şişe bile aslında sperm kalitesini bozabiliyor. Yani bunların hepsi etkili. Dikkat etmek gerekiyor bunlara. Onu söylüyorum zaten. Yani düzenli beslenirseniz daha kolay gebe kalırsınız. En azından tüp bebek başarısı da artabilir. Olabildiğince aslında iyi, sağlıklı ve düzgün bir hayat diyoruz. Yani şekerden uzak, yağdan uzak. Mümkün olduğu kadar çok fazla tatlı, börek, çörek tüketmeden. Sebze ağırlıklı, şey tüketebilirler, örneğin fındık, ceviz tüketebilirler. Kuru bakliyat çok iyidir, tüketebilirler. Evet. Yağdan, şekerden uzak bir hayat. Sağlıklı beslenme, sağlıklı uyuma. Dediğiniz gibi geçmişe dönüp baktığımızda en geç uyku saati saat 10. Hatta saat 10 derlerdi, tamam bitmiştir her şey, herkes uyumak zorundadır. Biz çocukken öyleydi yani, saat 9-10'da uyurduk, televizyon bile çok fazla seyretmezdik. Her şey zamanlıydı. Tüp bebek dedik. Son yaklaşık bir 7-8 dakikamız kaldı Nuri Bey. Neler söylemek istersiniz? Gelen hem hastalarınız için hem de bu konuda zihninde soru işareti olan
Azıcık daha beklesem mi, beklemesem mi, ne yapmak gerekiyor? Bunlarla ilgili ne söyleyebilirsiniz? Söyleyeceğim şey şu, hani motivasyon çok önemli. Evet. Ya motivasyon kaybı yaşamasınlar. Hı hı. Ya dünyanın hiçbir yerinde tek seferde pat hemen gebe kaldın. %100 öyle, evet, bir şey yok. Yani bazen 10. seferde gebe kalan hastalar görüyoruz. Hı hı. Bazen ilk seferinde pat hemen gebe kalıyor. Bizim de böyle ilk seferde çok fazla gebe kalan hastamız oluyor. Ama bazen ilkinde gebe kalmayan hastalarımız da oluyor. Dışarıdan gelmiş 3-4 defa deneme yapılmış gebe kalamayan hastalar görüyorum. Evet. Hani burada denemek gerekiyor. Tabii işin maddi boyutu ayrı, onu bir kenara koyuyorum ama motivasyon çok önemli. Moral motivasyon. Hastaya şunu söylüyorum, eğer moralin motivasyonu iyi değilse birkaç ay dinle, kafanı dinle, biraz rahatla. Evet. Sonra gel, sonra yapalım. Hani 2 ay bize çok bir şey kaybettirmez ama sen bu motivasyonla eğer bu işe gireceksen zaten baştan biraz elemini... Şunu gördüm hastalarda. Hani bir hasta ne kadar rahatsa, ne kadar kendini bırakmışsa, ne kadar az stres yapıyorsa, ne kadar pozitifse, hı hı, o hastaların gebe kalması daha kolay oluyor. Bunu birebir çok test ettim, çok gördüm. Ya bakıyorum, ya diyorum, ne kadar uyumlu bir hasta, ne kadar iyi bir hasta, pat gebe. Çünkü motivasyonu çok iyi. Belki içinden stres yapıyor, bize göstermiyor, bilmiyorum ama hani, evet, bunu gördüm yani. Hasta ne kadar rahatsa gebelik şansı o kadar daha yüksek oluyor. Stres önemli faktör. Çünkü her şeyi bozuyor stres. Beslenmeye bahsettim az önce. Beslenme çok önemli. Dediğim gibi hani tüp bebekte gebe kalamayıp da beslenmesini düzeltip sonrasında kilo verip düzenli beslenip kendinden gebe kalan hastam var. Bu önemli. Sigara mutlaka en zararlı şeylerden bir tanesi. Elimizde çok fazla seçeneğimiz var. Bunlardan biri az önce bahsettik, PRP. Evet. Özellikle genç hastalarda yumurta rezervi düşükse PRP sonrası gebelikler kendiliğinden bile olabiliyor. Mutlaka denemek lazım. Yine elimizde ilaçlarımız var, yumurta kalitesini arttırmak için kullandığımız ilaçlar. Erkekler açısından da yine aynı kadınlarda konuştuğum gibi beslenme, şekerden, çaydan, aşırı fazla miktarda kahveden uzak, sigaradan uzak, spor yapmaları gerekiyor. Bu şekilde hani biz de elimizden geleni yapıyoruz zaten ekip olarak. Benim embriyoloğum çok deneyimli zaten. Daha önce de benden önce rahmetli Orhan hocamız vardı burada. Evet. Covid zamanı, Covid'den kaybettik. Evet. Allah rahmet eylesin. Tekrardan. Onunla beraber çalışmış, deneyimli. Ekibim, hemşirem Özge, o çok iyi. Ona evlilik izni verdik, evlenecek o da. Hı hı. Bu hafta sonu evleniyor. Hayırlı olsun diyelim burada Mutluluklar. Özge'ye. Mutlu olsun umarım tüm hayatı, evet, boyunca. İyi bir ekip var. Elimizden geleni yapıyoruz Elazığ için. Ben son olarak bir soru sormak istiyorum. Müsaadenizle, sosyal medyada gebe kalamadıysanız diye örneğin çok fazla siteler, sayfalar ve oradan öneriler, farklı bitkiler, farklı tedavi yöntemleri, kimisi işte doğal yöntemler, kimisi farklı karışımlar sunaraktan aslında zaman zaman karşımıza çıkıyor bunlar, evet, görüyoruz. Bunlara insanlar hani tüp bebeği gelmeden önce bir alternatif olarak belki değerlendiriyorlar. Önce bir şansımı deneyeyim dersiniz ya, hani şansımı deneyeyim. Ama şunu da biliyoruz ki bazı yorumlardan, istinaden söylüyorum karşılaştığımda, şansımı deneyim derken aslında çok daha büyük şanssızlıklarla da karşılaşabiliyorlar. Hı hı. Bundan da bahseder misiniz acaba? Ben şöyle, küçük hani, bir uyarı olaraktan en azından. Şimdi ben bitkilerin gücünü hiçbir zaman yatsımıyorum. Zaten bizim ilacı evet, yaparken bitkileri kullanıyoruz. Alternatif tıbbı da, hani fonksiyonel tıbbı, birçok farklı alternatif tıbbı yöntemleri, evet, var. Akupunkturundan tuttuğum da transformal nefese, hı-hı, kadar hani bunların da hiçbirini yatsımıyorum ama bunların deneyimlerde bilgili kişiler tarafından uygulandığında, yani herkesin söylediğini baz alamazsınız. Yani sosyal medyada o kadar, hı-hı, çok yorumlar, o kadar çok insan var ki. Evet. Hangisi doğruyu söylüyor, hangisi yanlış söylüyor? Her gördüğünüzü okuyup bunu da yapayım, bunu da yapayım olmaz. Ya otörleri vardır bu işin. Doğru bilgilendirme çok önemli burada. Yani sosyal medyada her okuduklarını uygulamasınlar. En azından bir doktora sorsunlar. Bir tüp bebek doktoru olur, bir kadın doğumcu olur, danışsınlar. Ya gittiklerinde bir dahiliye uzmanı olur, belki başka bir şey için gidiyordur. Hı hı. Çünkü çok fazla yan etkisi de var bu kullandıkları bitkisel maddelerin ya da diğer ürünlerin. Evet. Dikkatli olmak gerekiyor. Bilen bir kişiyle görüşmek gerekiyor. Bilgi almak gerekiyor. Sosyal medya çok faydalı, bazen de çok zararlı olabiliyor. Evet. Her şeye inanmamak gerekiyor. Söyleyeceğim şey bu. Yani sosyal medyada göründüğü gibi değil. Onun background'u, arka kısmı öyle değil. Yani dışarıdan her şey çok güzelmiş gibi size sunuyorlar, gösteriyorlar ama evet, o öyle değil, öyle olmuyor.
Ben işin daha çok medikal tarafındayım, hani bilimsel tarafındayım. Kullanalım mı diyenlere hani kullanabilecekleri şeyleri öneriyorum. Ama yani her sordukları soruya da hani bunu kullan, bunu kullanma demiyorum. Çünkü bilmiyoruz yani. O kadar çok şeyler var ki. Karışımlar, marışımlar, neler neler evet, çıkıyor. Evet, o yüzden dedim hani çok yani, ciddi anlamda aslında orada da bir pazar oluşturulmuş. Pazar tümüyle. Ve orada farklı sağlık sorunlarıyla karşılaşan insanlar da var. Hani başına çok daha ciddi dertler aşanlar da aynen var. Aynen öyle. Yani şimdi karışım yapılıyor ama karışımın içinde ne var, ne kadar var? İki şeyi karıştırdınız, evet. Onların etkileşimleri ne oldu? Daha mı iyi oldu, daha mı kötü oldu? Evet. Yani siz onu yumurta için kullandınız, bunun böbreğe zararı var mı acaba? Evet. Onun karaciğere zararı var mı? Kanda pıhtılaşma yapıyor mu acaba? Hı-hı. Bir tarafı toparlarken diğer tarafa zarar verecek mi? Hani dikkatli olmak gerekiyor. Her okuduğuna inanıp her okuduğunu kullanmamak gerekiyor. Sormak gerekiyor. Yani bilen kişiye, bir doktora, bir hekime danışmak gerekiyor. Ben bu şekilde öneride bulunuyorum. Hani belki şansını bile kaybediyor. O almış olduğu karışımlarla tüp bebekte daha erken sonuç alacakken veya tabii. Farklı bir sağlık sorununa sebebiyet verdiği için onu ötelemek zorunda kalıyor. Diğer sağlık sorununu çözmek zorunda kalıyor. Aynen. Vücutta hani okuduklarımı söylüyorum daha çok da alerjik reaksiyonlar gösterebiliyor. Bu da daha farklı bir tedavi kullanacaksanız ona engel olabiliyor. Bir uzman olarak hani işin uzmanı olarak o yüzden size iletmek istedim bunu da. Tabii ya şöyle şarlatanlık düzeyine geliyor olay hani. Evet. Biliyorsunuz hani herkes bir şeyler sunuyor ama evet. Bunların %90 aslında doğru şeyi sunmuyor. O yüzden hani dikkatli olmaları lazım. Sosyal medyada bir şey okuduklarında düşünmek gerekiyor, sormak gerekiyor. Hani birilerine sormaları lazım. Ha ben bunu okudum tamam bu zayıflatıyormuş ya da bunu okudum bu şunu yapıyormuş hadi bunu kullanayım değil işte. Belki de çok daha fazla yankısı olacak o kullandığı şeylerin. Dikkatli olmak lazım. Evet. Son olarak buyurun söz sizde. Ben teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiğiniz için. Tüp bebeği seviyorum. Hep böyle kapatıyorum zaten. Çok keyifli. Şöyle keyifli. Ya insanlara hayatta en çok arzu ettikleri şeyler. Yani çocuk. Çocuk veriyorsunuz. Evet. Çocuk sahibi olmasına yardım ediyorsunuz. Evet. Biz ekip olarak gebe kaldığında ekip olarak seviniyoruz. Mutlu oluyoruz. Gebe kalamadığında da aslında ekip olarak üzülüyoruz aslında. Neden kalmadı, ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. Yani hekim olarak daha başka bir iş yapacağımı düşünmüyorum. Hani ya plastik cerrahi çok keyiflidir, insanları güzelleştiriyorsunuz falan ama hani orada çok da bir mutluluk veriyorsunuz ama bir çocuk sahibi olmak kadar çok hiçbir başka şey mutlu şey. Değil. Çok Mutluluk başka bir şey. vermez. Yani orada Evet. O HCG pozitifliğini görüyorsunuz, kalp Evet. atışını görüyorsunuz, insanların o sevincini görüyorsunuz. Herhalde bir daha dünyaya gelsem yine tüp bebek doktoru olurdum. Çok keyifli. Yani çok zevk alıyorum, çok seviyorum. Umarım elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Umarım Elazığ halkı için daha çok gebelik elde ederiz. Daha çok hastamız gebe kalır. İnşallah. O çocukları da görmeye başladık artık. Yani doğuyorlar. 1,5 sene geçti. Bir sürü bebeğimiz var. Bugün bir tanesini doğurttum sabah. Ne güzel. Normalde çok fazla sezaryene girmiyorum ama bugün girdim. Keyifli. Hem tüp bebeğini yapıyorsunuz hem de onu doğurtuyorsunuz. O daha keyifli. Öyle. Teşekkür ederim her şey için. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çok güzel bir iş yapıyorsunuz. En güzel şey bir çiftin birlikteliğini kurduktan sonra zaten anne baba olma isteğidir. Çocuk sahibi olmaktır. Ki biliyoruz dünyada yaptığımız her şey, bugün burada bile var olmaz işte yaptığımız işin sebeplerinden biri dünyayı bırakacağımız, yaptığımız işlere emanet edeceğimiz çocuklarımızın olması, çocuklar için yapılıyor. Siz de bu işin en keyifli yerindesiniz aslında. İnsanları mutlu eden, gözlerinin içini güldürerek, eminim çoğu zaman mutluluk gözyaşlarıyla gönderdiğiniz... Tabii. Görmenizi isterim aslında o mutlulukları. Evet, o mutlulukla yolcu ediyorsunuzdur. Evet. Bundan daha keyifli, daha güzel de bir şey olamaz. Emeğinize sağlık. Biz de başarılar diliyoruz size. Teşekkür ederim, size. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, bir başka programda görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.